KRT'den herkese merhaba. Bugün 26 Aralık Perşembe, saatlerimiz 11'i gösteriyor. Yerel manşete karşınızdayız. Yerelin gündemini aktaracağız. İstanbul'la bir başlayalım. Kanal İstanbul projesi tartışmaların odağında, ardı ardına açıklamalar geliyor. Ve Kanal İstanbul'la ilgili önemli bir konu var ki ÇED raporu. ÇED raporu açıklandı ancak ÇED raporuna itiraz edebiliyorsunuz. Bunun için de Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne başvuruda bulunmak gerekiyor. Hüda Aslan, arkadaşımız Hüda Aslan orada. Şimdi oradan aktaracak Beşiktaş'ta Hüda. Hüda'ya dönelim. Sendeyiz Hüda. Felaket mi yoksa çılgın proje mi? Evet, bu uzun zamandır tartışıyor ve Türkiye gündeminin uzun zamandır en üst başlıkları arasında yer alıyor Ebru. Kanal İstanbul projesi muhalefet tarafından eleştiriliyor ve yapılması istenmiyor. Ancak AK Parti ve onu destekleyen partiler yapılması gerektiğini ve yapılacağını söylüyorlar. Dün İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Kanal İstanbul ÇED raporu için vatandaşlara bir çağrıda bulundu. İtiraz edebileceklerini söyledi. Bunun üzerine de vatandaşlar Beşiktaş'ta şu an bulunduğumuz Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne adeta akın etti. Sabah saatlerinden itibaren biz de burada bulunmaya başladık. Yine dün akşamki görüntüleri görmeye başladık burada. Hem yağmur var hem de hava çok soğuk ancak vatandaşlar geldiler ve dilekçelerini vererek itirazda bulundu. Yanımızda Necmi Bey var. Necmi Bey de dilekçesini veren isimlerden biri. Neler düşünüyorsunuz efendim? Niye geldiniz buraya? Vatandaşlık hakkımı kullanmaya geldim. Bu zamana kadar artık ben yaptım oldu hevesi bitsin. Bunun hırsı, bunun iktidar gücü bitsin. Niye? Şimdi bir Kanal İstanbul'dur gidip duruyor. ÇED raporları, şunlar bunlar ortalarda uçuşuyor. Ben bunların hiçbirine değinmeyeceğim hanımefendi. Ben burada sadece şunu söylüyorum. Bir üst akıl Marmara'dan Karadeniz'e açılan bir boğazımız var. İstanbul Boğazı. Marmara, Ege Denizi'ne açılan bir boğazımız var. Çanakkale Boğazı. Ege'ye geçtik. Ege Akdeniz Birleşkesi'nde Cebeli Tarık'tan açılan bir boğaz var. Büyük Okyanus'ta Cebeli Tarık Boğazı. Ya bu kadar boğazımız varken, bu kadar nasıl diyeyim coğrafyada önemli konuma sahipken, yani bugün bir düşman bize saldırsa diğer ülkeler buna müdahale etmek zorunda. Bu derece önemli bir coğrafyanın konumundayız. Sen bunu bırakıyorsun. Üç tane boğaz. Bunları bırakıyorsun. Neymiş efendim? İtibarımız yükselecekmiş. Ben kanal yapacağım. Kanal İstanbul. Yapamayacaksın efendim. Bu itirazlarımız olacak mı? Hadi görürüz. Yapamayacaksınız. Nokta. Başka bir şey demiyorum. İtiraz gerekçesi olarak neler yazdınız başka? Şu anda bize verilen şeyler var. Örnekler var. Örneklerde çok güzel şeyler yazıyor. Gerek görmedim. Ha, bunu da niye söylemedim diye düşünüyordum. Size denk geldim. İçimi boşalttım. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ediyoruz efendim. Sağ olun. Ebru, elimde bir dilekçe örneği var. Yeniden aktaralım vatandaşlarımıza nasıl dilekçeyi yazabileceklerini söyleyelim. Giriş kısmına Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na gönderilmek üzere Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne İstanbul başlığını atarak dilekçemize başlıyoruz. Önce konuyu yazıyoruz. ÇED raporuna itiraz ettiğimizi belirtiyoruz. Daha sonra da gerekçemizi yazıyoruz açıkçası. Gerekçemiz 23.12 tarihinde yayınlanan bilgiyle Kanal İstanbul projesinin son şekli verilen ÇED raporunun kabul edildiği anlaşılmaktadır. Bu rapora aşağıdaki itirazlarımı sunuyorum yazıp itiraz sebeplerini
taleplerimizi yazıyoruz ve ardından Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaramızı yazıp, ismimizi, soy ismimizi yazıp, imza atıp Çevre İl ve Şehircilik Müdürlüğü'ne dilekçemizi sunuyoruz. Ayrıca vatandaşlar sadece İstanbul'da değil, bulundukları illerdeki Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne de dilekçelerini teslim edebilirler. Burası an be an kalabalıklaşmaya başlıyor. Biz buradan takip etmeye devam edeceğiz. Şimdi yeniden sözü sizlere bırakalım. Evet, teşekkürler Hüda Aslan. Hüda aktardı ÇED raporuna, Kanal İstanbul'un ÇED raporuna itiraz edebiliyorsunuz. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne giderek buradan itirazları, başvuruları yöneltebiliyorsunuz sevgili seyirciler. Şimdi Kanal İstanbul'la ilgili birçok tartışma konusu var. Onlardan biri İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yetkisiyle ilgili. İstanbul Büyükşehir Belediyesi protokolden çekildiğini açıklamıştı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu bu açıklamayı yapmıştı geçtiğimiz günlerde. Ancak İBB'nin böyle bir yetkisi yok açıklaması da gelmişti aynı zamanda bakandan. İBB'nin yetkisi var mı yok mu? İşte bu konu tartışma konusu. İmamoğlu konuyla ilgili net konuştu. Anlaşmanın zaten hukuken geçersiz olduğunu söyledi. İmamoğlu bölgedeki rant iddialarıyla ilgili de elinde belge olduğunu ve bakanla paylaşabileceğini söyledi. Kendisinin tek taraflı protokolden çekilme yetkisi bulunmamaktadır. Tümüyle bilgisizlik ürünüdür. Ayrıca protokolde çok sayıda da hukuksuzluk vardır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi eski yönetim tarafından imzalanan Kanal İstanbul protokolünden çekilebilir mi, çekilemez mi? Kanal İstanbul projesinin bir başka tartışma boyutu da bu soru işaretleri. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Kanal İstanbul protokolünden tek taraflı çekilme hakkı yok iddiasında bulundu. Ancak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu net konuştu. Hukuksuz protokolden onun için çekildik. Protokol hukuksuzdu çünkü atanmış İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı tarafından yetkisiz şekilde imzalanmıştı. Talimatla imzalanan bu karar meclis kararı alınmadan imzalanan bir protokoldür. Hukuken geçersiz ve sakat bir anlaşmadır. Kanal İstanbul protokolü 1 Ağustos 2018'de imzalandı. Ancak protokol İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin onayına sunulmadı. Sonradan yani şekli düzeltmek için 12 Ekim tarihinde 2018'de meclis kararı alma yoluna gidilmiş. Ama bu durum hukuksuzluğu ve yetkisizliği ortadan kaldırmaz. Geçersiz bir protokolün meclis tarafından onaylanmış olması o protokolü asla ve asla geçerli kılmaz. Dolayısıyla hukuka aykırı bu işlemi geri almak benim yetkim dahilindedir. Ben de bunun için bir meclis kararı gerekmeyeceğini iyi biliyorum. Büyükşehir Belediye Yönetimi'nin Kanal İstanbul projesinde yer almayacağı ortada. Ancak iktidarın kararlılığı da öyle. Peki proje için ısrar edilirse İstanbul Büyükşehir Belediyesi nasıl bir yol izleyecek? Proje olmayacak. Yani proje yapılmayacak. Dolayısıyla bizim projeden çekilmemiz demek projeyi uzaktan seyredeceğiz anlamına gelmiyor. Tümüyle olmaması yönünde hukuki mücadelemizi vermemiz anlamına geliyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin olmadığı bir proje bu kentte olamaz, yürüyemez. 500 bin kişilik nüfusu aşmayacak, akıllı şehir uygulamalarının yapıldığı önemli bir proje olarak gerçekleştireceğiz. Kendi raporlarında 1 milyon 150 bin nüfus dedikleri raporu bakan 500 bin kişilik bir akıllı şehirden, şu an 16 milyon akılsız bir şehirde yaşıyor. 500 bin kişilik bir akıllı şehri dev projenin bir parçası olarak anlatıyor. Ve bölgedeki rant iddiaları. Kanal İstanbul güzergahı üzerinde arsa rantına müsaade etmedik. Bakan kurum ranta müsaade etmeyiz dedi ama İmamoğlu elinde belgeler olduğunu söyledi. Hatta isterse bakanla paylaşabileceğini belirtti. 2011'den bu yana arsa hareketi tam açıklayayım. Tam 30 milyon metrekareyi bulmuştur. Tüm değişim ısı hareketlerini Sayın Bakan isterse biz telefonun ucundayız. Kendisiyle paylaşırım. En büyük arazisi olan ilk 3 şirket de Arap şirketi. Bizden detay isterlerse bütün detaylar bizde var. Paylaşırız.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Kanal İstanbul bir devlet projesidir ifadelerini kullandı ve şimşekleri üzerine çekti. Ekrem İmamoğlu düzenlediği basın toplantısında Kanal İstanbul'la ilgili İbrahim Kalın'ın bu açıklamalarıyla ilgili konuştu ve tepki gösterdi. İmamoğlu Kanal İstanbul projesiyle Montre Boğazlar Sözleşmesi'nin sağladığı koruma kalkanının ortadan kalkması söz konusu dedi. Bu proje hem İstanbul'un güvenliği için hem de Trakya'nın savunması için stratejik bir ihanet projesidir. Kanal İstanbul bu anlaşma kapsamında yapılacak bir projedir. Montreux'u ortadan kaldıracak bir proje değildir. Kanal İstanbul demek Montreux rüyası görmek demektir. Kanal İstanbul projesinin en çok tartışılan ayaklarından biri de Montreux Boğazlar Sözleşmesi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'a göre Kanal İstanbul projesi Montreux Boğazlar Sözleşmesi'ni tehlikeye atmayacak. Ancak İmamoğlu aynı görüşte değil. Montreux Sözleşmesi Türkiye'yi ve Karadeniz'de kıyısı olan diğer ülkeleri koruyan bir sözleşmedir. Montreux Antlaşması sayesinde neredeyse 90 yıldır Karadeniz bir barış denizidir. Montreux Antlaşması'na göre Karadeniz'de kıyısı olmayan ülkelerin gemileri Karadeniz'de en fazla 21 gün kalır. Yani savaş çıkartmak için ihtiyaç duyulan bir askeri filo Montreux sayesinde Karadeniz'e giremez. Nokta. Kanal İstanbul açıldığı takdirde bu koruma kalkanının ortadan kalkması söz konusu. Malum, Montreux ile birlikte ticari gemi geçişleri Boğaz'dan serbestçe yapılabiliyor. Ancak iktidarın öne sürdüğü gerekçelerin başında Boğaz trafiğini azaltmak geliyor. Yani kanalla Türkiye para kazanacak, büyük paralar kazanacak savı uluslararası hukuk karşısında da geçersizdir, hayaldir, uydurmadır, aldatmacadır. Ya siz rüya görebiliyorsunuz ama bizim işimiz gerçeklerle. Yani bizim sükse yapmak gibi bir derdimiz yok, onu söyleyeyim. Şimdi bu her şeyden önce bir devlet projesidir. Bu bir belediye projesi değil. Bir devlet projesidir. Yani her proje devlet projesidir. Ne demek, ben devlet değil miyim? Ben kamuyum. İmamoğlu, Kalın'ın Kanal İstanbul projesi devlet projesidir sözlerine de tepkiliydi. Bu açıklamayı yapanlar da dahil. Kabinelerdeki de dahil. Özellikle teknik insanlar kalben, vicdanen, içlerinden... Ya şu Ekrem var ya, vallahi doğru söylüyor diyor. İnanıyorum buna, ben içimdekini söylüyorum ya. Ama diyemiyorlar, konuşamıyor. Olsun, ben onların yerine konuşacağım. İmamoğlu bu anlayıştan vazgeçin çağrısında bulundu. Yani bu anlayıştan vazgeçsinler ha. Bir proje parti projesi değildir. İstanbul'daki her proje bu şehrin projesidir. Ben başladığım ilk gün söylediğim şeydir. Hiç kimse... Yaptığımız bir projeyi Cumhuriyet Halk Partisi'nin projesi diye tanıtamaz dedim. İstanbul Kanal İstanbul tartışılırken Montreux Boğazlar Sözleşmesi de sık sık gündeme geliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu konuyla ilgili bir açıklama yapmıştı ve Erdoğan Montreux Antlaşması ne kazandırmıştır, ne kaybettirmiştir diye sordu ve Kanal İstanbul'la bunu anlatacağız dedi. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu açıklamalarının ardından bu açıklamalara düzeltme Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndan geldi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın bir açıklamada bulundu. Ve İbrahim Kalın Montreux'u tartışmaya açmayız dedi. Muhalefetten de bu konuyla ilgili açıklamalar geliyor. Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu Montreux'ün Türkiye'ye kazandırdıklarını anlattı. Aynı zamanda İyi Partili Aytun Çıraysa Montreux'ün değiştirilmesinin gündeme getirilebileceğini söyledi. Bunları görmüyor musunuz? Ve hepsinden öte Montreux Antlaşması Türkiye'ye ne kazandırmıştır ne kaybettirmiştir. Acaba bunu hiç düşündünüz mü? Çılgın ve muhteşem olduğunu belirttiği Kanal İstanbul projesi ile ilgili konuşurken Montreux ne kazandırmıştır ne kaybettirmiştir diye sordu. Fakat şimdi Kanal İstanbul'la İşte biz onlara bunu anlatacağız, göstereceğiz ve bunu görecekler. Kanal İstanbul'la Montreux'ün kazandırdıklarını ve kaybettirdiklerini göstereceğini söyledi.
Şimdi öncelikle Montrö'yü tartışmaya açmayız. AKP Genel Başkanı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Montrö Boğazlar Sözleşmesi'ne dair sözlerine düzeltme gibi açıklama yine saraydan geldi. Montrö Boğazlar Anlaşması Türkiye'ye boğazlar konusunda tam yetki veren bir anlaşmadır. Ve hepsinden öte Montrö Anlaşması Türkiye'ye ne kazandırmıştır ne kaybettirmiştir. Acaba bunu hiç düşündünüz mü? Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın kabine toplantısı sonrası açıklama yaptı. Erdoğan'ın sözlerinin sorulması üzerine Montrö'yü tartışmaya açmayız dedi. Şimdi öncelikle Montrö'yü tartışmaya açmayız. Montrö Boğazlar Anlaşması Türkiye'ye boğazlar konusunda tam yetki veren bir anlaşmadır. Bunun tabii belli şartları var. Yani oradan geçişler, geçitler, geçilen malzeme, askeri malzeme bunlarla ilgili kurallara bağlanmış bir anlaşma var. İbrahim Kalın, Kanal İstanbul projesiyle Montrö'nün ortadan kalkmayacağını vurguladı. Kanal İstanbul bu anlaşma kapsamında yapılacak bir projedir. Montrö'yü mülga edecek, ortadan kaldıracak bir proje değildir. Bir kere bunu açık bir şekilde ifade edelim. Yani Boğazlar Türkiye'nin yetkisi içerisinde Montrö Boğazlar Anlaşması çerçevesinde kontrolü yapılan bizim coğrafyamızın parçası olan bir yerdir. Kanal İstanbul'un statüsü de bundan farklı olmayacak. Montrö'ye göre de bizim boğazlarımızdan bütün gemilerin, ticaret gemilerinin geçme hakkı var. Ben seni buradan geçirmiyorum dediğiniz zaman başka problemler doğar. Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu da Kanal İstanbul projesini eleştiren isimlerden biri. O da Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nden vazgeçilemeyeceğini belirtti ve ekledi. Çünkü bu uluslararası bir anlaşma. Türkiye'nin Montrö ile elde ettiği haklar var. Bundan dolayı eğer Türkiye Montrö'yü ben rafa kaldırıyorum derse başka sıkıntılar çıkar. Kanal İstanbul'un Türkiye'ye hiçbir faydasının olmayacağını söyledi. İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Aytun Çıray da Kanal İstanbul projesinin dış mihrakların ekmeğine yağ sürme projesi olduğunu belirtti. Çıray, Kanal İstanbul projesiyle Boğaz'dan geçişler için imzalanan Montrö Anlaşması'nın ikinci bir kanal açıldığı zaman bozulması veya değiştirilmesi kesinlikle gündeme getirileceğini, Montrö Anlaşması'nın esasen savaş zamanı çok önemli olacağını, çünkü savaş zamanlarında tüm geçişler için inisiyatifin Türkiye'ye bırakılması, uygulama ve denetleme etkisi vermekte olduğunu ve bu tür yetkilerin benzer statüdeki kanal ve boğazlardan hiçbirine verilmediğini hatırlattı. Kanal İstanbul tartışmalarına Ahmet Davutoğlu da katıldı. Dışişleri Bakanlığı yaptığı döneme dikkat çekti Ahmet Davutoğlu ve projenin Montrö bağlamında doğurabileceği sakıncaları paylaştığını söyledi. Kanal İstanbul projesi gündeme geldiğinde Dışişleri Bakanı olarak bu projenin Montrö bağlamında doğurabileceği sakıncaları o zaman devlet içi istişarelerde de dikkat çekmiştik. Diplomatik olarak Montrö'nün Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin en önemli anlaşmalarından ve kazanımlardan biri olduğu göz önüne alınmalı ve Montrö'de Türkiye'nin boğazlar üzerindeki egemenliği konusunda sağlanan kazanımlar tahkim edilmeli. Bu kazanımlara halel getirecek herhangi bir uygulamadan da kesinlikle kaçınılmalıdır. Başbakanlık döneminde bu çerçevede aldığım raporlardan tatmin olmadığım için birçok alanda tekrar fizibilite yapılması talimatı vermiştim. Çok ciddi kaygılarımız söz konusuydu. Togo Kuleleri tartışmaları Ankara'nın en sıcak başlıklarından biri. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, FETÖ iftirası sebebiyle Togo Kuleleri'nin sahibi Sinan Aygün hakkında tazminat davası açtı. Bir diğer yandan kulelerin ortağı Alan Taahhüt İnşaat'ın hissedarı Ömer Akgün'ün 15 Temmuz öncesinde yurt dışına çıkış yaptığı ortaya çıktı. Ankara'daki Togo Kuleleri üzerinden başlayan tartışmalar yeni bir boyut kazandı. Togo Kuleleri'nin sahibi eski ato başkanı Sinan Aygün'ün ortağının sicil kaydı yeni bir polemiğin kapısını araladı. 120 bin metrekare inşaat alıyorlar. Bunu hangi vatandaş normal yollarla alabilir? Cemaate mensup insanların organizasyonuyla şehrin en değerli yerlerinde, evet, çünkü HSK'nın FETÖ'nün finans kaynaklarında açıkladığı en büyük gelir kalemi imar rantları ve hep aynı şahıslar artırıyor. Aranan bir şahıs Ömer Akgül, ortaklarından bir tanesi. İmar artışlarına bakın,
şu anda FETÖ'den firari insanlar olduğunu görürsün. Aygün'ün ortağı alan inşaatın hissedarlarından Ömer Akgül'ün 17-25 Aralık'tan önce yurt dışına kaçtığı ve FETÖ üyeliği suçlamasıyla arandığı ortaya çıktı. Akgül'ün şirketteki hisselerinin gizlenmesi amacıyla birçok kez isim değişikliğine gidildiği de iddialar arasında. Önce birleşiyor, sonra emsal için. Mahkeme 15 Temmuz'da tam bu karar geçiyor. Daha sonra buna... 15 Temmuz hain FETÖ kalkışması aynen. günü. Aynen. Bağlamda 15 Temmuz'daki karara itiraz ediyor ve Aralık'ta itiraz eden şahıs diyor ki bu parsel FETÖ-PYD'ye terör örgütünün yöneticisi Ömer Akgül'ün abisi Mehmet Akgül üzerinden gizli ortaktır diyor. Ticari sicil kayıtlarında yapılan incelemeler sonucu Akgül ailesinin alan inşaattaki ortaklığının 15 Temmuz darbe girişiminden 3 ay sonra sonlandırıldığı da ortaya çıktı. Akgül ailesinde olan tüm hisseler Aygün'e devredildi. Bu örgütün Ankara'daki en büyük gelir kaynağı nedir? Cevap. Uygun bir arsa bulunur, belediye müracaat edilir, buranın inşaat yapım kapasitesi artırılır, elde edilen para oraya aktarılır. 15 Temmuz'un gecesinin ertesi günü 16, 17, 18, 19 Temmuz'da cenazeler bile kalkmamışken tapuya kimler gitti? Noterlere kimler gitti? Bunların hepsinin ortaya çıkarılması lazım. Bu sırada Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş Sinan Aygün'e iki ayrı tazminat davası açtı. Davalardan birinin sebebi FETÖ iftirası. Yavaş 2014 yılı CHP adaylığı süreci hakkındaki iftiraları üzerine Aygün hakkında manevi tazminat davası açtı. Ergenekon'dan mağdur olunca bir insan kendisini mağdur eden gruba hiç yanaşmaması lazım değil tabii. mi? Düşünün ticari ahlakını diyorum artık. Davaların bir diğeri ise Aygün'ün bir televizyon programında onur ve saygınlığını hedef alan ifadeleri. CHP Genel Merkezi yerel seçimlerin ardından kazandığı 11 büyük şehirde memnuniyet anketi yaptı ve anket sonuçlarını CHP yerel yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun paylaştı. İstanbul, Ankara, İzmir, Adana ve diğerleri 11 büyük şehirde seçim sonrası memnuniyet anketi yapıldı. Ankete göre tüm şehirlerde seçmenin CHP'li başkanlara olan memnuniyeti arttı. 31 Mart itibariyle seçildikleri oy oranlarıyla ve şu anda yapılan araştırmalarımızda ortaya çıkan oranları vermek istiyorum. Yalnız İstanbul için bu 31 Mart sonuçları baz alınmıştır. Anket sonuçlarını CHP yerel yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun basın mensuplarıyla paylaştı. İstanbul'da Sayın Ekrem İmamoğlu oyunu 54.5'e, Ankara'da Sayın Yavaş 50.9'dan, İzmir'de Sayın Soyer 58.1'den 61.1'e, Antalya'da Sayın Böcek görüldüğü üzere 50.6'dan 54.1'e, Adana'da Sayın Başkanımız 53.6'dan 57.6'ya çıkarmıştır Zeydan Karalar. Evet, Vahap Seçer Mersin'de 45.1'den 51.6'ya, Hatay Belediye Başkanımız 55.2'den 56.8'e, Aydın Belediye Başkanımız 53.9'dan 55.4'e, Tekirdağ Belediye Başkanımız 53.2'den 54.4'e, Muğla Belediye Başkanımız 36'dan 41.2'ye ve en son Eskişehir Belediye Başkanımız 52.3'ten 56.8'e taşımıştır. Torun'a göre bu başarı giderek artacak. Bu başarılarını önümüzdeki günlerde daha fazla artıracaklar. Çünkü Türkiye'nin içinde bulunduğu koşullar ve AKP'den ve MHP'den aldığımız belediyelerden aldığımız belediyedeki olumsuzluklar, bunların hepsi giderilecek ve vatandaşlarımızın, seçmenlerimizin beklentilerini karşılayan, onların taleplerini yerine getiren, onların güvenine layık olan belediye başkanlarımızla yolumuza devam edeceğiz. İşsizlik yüzünden intihar vakalarının yaşandığı bir dönemde dün sosyal medyada çok dikkat çeken ve tepki çeken bir paylaşım vardı, bir görüntü paylaşıldı. Trabzon Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu'ndan bir genç iş istedi. AKP'li Başkan Zorluoğlu'ndan bir tepki geldi. İşte o tepki çok dikkat çekti. Çünkü iş isteyen genç biz de bir yere mi çıkalım ifadelerini kullanınca bakın belediye başkanı ne cevap verdi. Çıkanı atla diyoruz, atlıyorlar.
AKP'li başkandan iş arayan gence skandal sözler geldi. İşsizliğin her geçen gün daha da arttığı Türkiye'de Trabzon'da yaşanan bir diyalog bu kadarına da pes dedirtti. Gökhan Öztürk isimli vatandaş eşiyle birlikte Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu'na işsiz olduklarını ve durumlarının kötü olduğunu anlattı. 3 sene oldu. Askerden geleli iş bulamıyorum. Eşim hemşire, o da iş bulamıyor yani. Benim var 300 bin lira borcum orada. Senin durumuna uygun bir pozisyon duracaksın, duracak edeceksin. Şartlarını tutacak, ilgisini değerlendireceksin. Başkanım gidiyorum, müşküre gidiyorum, görüyor bana numara, arıyorum numarayı, adam diyor benim de işim yok kardeşim. Derdini belediye başkanı Zorluoğlu'na anlatmaya çalışan çaresiz vatandaş, iş bulmak için köprüden mi atlamam gerekir deyince başkan Zorluoğlu'ndan çok konuşulacak bir yanıt geldi. Başkanım seni almıyorum, çıkanı atla diyoruz, atıyorlar. Tamam. Bilmiyorum başkanım ama biz oy verdik yani. Eyvallah. Bana 500 bin kişi oy verdi. Trabzon'un Çaykara ilçesindeki Karadeniz'in gözde turizm merkezlerinden Uzungöl'de imar barışı düzenlemesine aykırı kaçak yapılar yıkılıyor. Kaçak yapı sahipleri ise bu konuya tepkili. Yapı sahiplerinden birisi kendi binasını kendi yıktı. Sadece tebligat bana geldi. Gelmişler yıkım kararı çıkarmış buraya. Mahkeme kararı çıkmadan bana nasıl yıkım kararı çıkıyor? Yani adalet diyoruz, adalet ama adalet diye bir şey yok, bir kavram yok. Arazi benim değil üstelik. Kiralık arazide bina yaptım ama maalesef bırakmadılar. Uzungöl'de yıkım kararı alınan kaçak yapıyı sahibi yıktı. Arazinin tümünü yeni imara göre imha etti. Birini otopark yaptı, birini yeşil alan, birini afet alanı. Eski evimi yıkıp yaptım da onu da mahvetti. Karadeniz'in gözde turizm merkezlerinden Uzungöl'de imar affına aykırı 112 kaçak yapıdan 95'i için yıkım, 17'si için de tıraşlanması kararı alınmıştı. Geçtiğimiz gün yıkıma giden ekiple kaçak yapı sahipleri arasında gerginlik yaşanmış ve gözaltına alınanlar olmuştu. Ekipler yıkım çalışmalarını sürdürüyor. Uzungöl'ü 5 kilometre var. Uzungöl'ün çarpık yapılaşmasıyla ilgili burada gariban vatandaşın binasını yıkıyorlar ya. Ya burasıyla Uzungöl'le ne alakası var ya? Yıkıma kaçak yapı sahipleri ise tepkili. Ana özellikle bir Uzungöl'e yapıyorlar. Nedir? Bu şimdi Uzungöl yani turizm bölgesi olduğu için yapıyorlar onu. Biz anlıyoruz onu ama bize ne kastları var? Hani günahtır valla. Bu çocuklara günahtır. Bu çocuklar dışarıda kaldı yani. Uzungöl'de Orhan Çelik yıkım kararı alınan kaçak yapısını kendisi yıktı. Yapının ahşap ve demir platformlarını söken Çelik, beton blokları da yıkarak yerle bir etti. Bina sahibine arkadaşları da yardım etti. En azından yıkım parasından kurtaralım arkadaşım. Belki şu hurdayı satar da adamın 300 bin lira, 500 bin lira borcu var. Yani ona en azından bir yardımcı oluyoruz. Başka yapacağımız bir şey yok. Demir, çelik, kimya, petrol sektörü başta olmak üzere birçok sektörden sanayi kuruluşunun bulunduğu Dilovası'nda hava kirliliğinin etkileri devam ediyor ve orada yaşayan kişiler ise diken üstünde yaşıyor. İnsanların sanayiyle bir arada yaşamak zorunda oldukları bir yer. Dilovası'ndaki hava kirliliği vatandaşı sağlığından ediyor. Kocaeli'nde sanayi kuruluşlarıyla konut alanlarının iç içe girdiği Dilovası ilçesinde zaman zaman hava kirliliği nedeniyle sis bulutu oluşuyor. Hava kirliliği ve çevre kirliliğinin yanı sıra Dilovası ilçesi kanser vakalarıyla sık sık gündeme geliyor. Sanayi kuruluşları ve yaşam alanlarının iç içe girdiği, kanser vakalarıyla gündeme gelen Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde hava kirliliğinin etkileri devam ediyor. Bu kirliliğin sadece düşünüldüğü gibi Gebze, Dilovası tarafında olmadığı, denize kıyısı olan bir şehir olduğumuz için ve genelde de rüzgarların esiş yönleri sebeple dağdan denize doğru, hatta biraz da doğuya doğru rüzgarlarımız sadece Gebze Dilovası'nda değil, bu kirliliğin İzmit civarına, Başiskele taraflarına, karşı kıyılara geçmesine de sebep olabiliyor. Fabrikaların mesai saatlerinde gökyüzüne yayılan gazlarının yoğunluğu nedeniyle ilçe genelinde sis bulutu oluşuyor. Cuma günü mesai saati bittikten sonra saat 4 gibi buranın havası açılır. Çünkü fabrikalar duman
şeylerini bırakmıyorlar ya. Cumartesi pazar güzel bir hava yaşarız. Pazar akşamı saat 2-3 gibi fabrikaların artık duman vermesi başlar. Cam pencereyi açamıyoruz, hayır açamıyoruz. Dilovası'na gelen misafirlerse kentin havasına alışmakta güçlük çekiyor. Erken kalkmakta zorluk çekiyor hava kirliliğinden dolayı. Hani insanlar buranın havasının kirli olmasını başka yerlere gidince daha iyi anlıyorlar. Hani temiz havaya görünce buranın ne kadar kirli olduğunu, dışarıdan gelen insanların burada ne kadar rahatsız olduğunu anlıyorlar. Yani şu Dilovası Diliskelesi karşı tarafı görmediğimiz zamanlar da oluyor. Gözle görülür bir şekilde kirliliği saldıkları da oluyor. Dünya fındık üretimi ve ihracatında büyük potansiyele sahip olan Türkiye'de üreticiler fındıkta randıman düşüklüğü ve zirai dona karşı kireçli çalışma başlattı. Ordu'daki üreticilerin bakım çalışmaları gelecek şimdi ekranlarınıza. Türkiye fındık üretiminde dünya lideri ve bu liderliği uzun zamandır koruyor. Toprak Mahsulleri Ofisi'nin fındıkta müdahale alımı yapmasının ardından üreticiler bahçelerde bakıma ağırlık vermeye başladı. Ordu'da yaşlanan bahçeleri geliştirdiler, mantar hastalığına karşı zirai ilaçlama çalışmaları yaptılar. Fındık bahçelerinde toprak tahlili yaptıran üreticiler bahçelerde kalsiyum karbonat içeren tarım kireci kullanmaya başladı. Bu alkali ve baz dengesinin sağlanması gerekiyordu. Bunun için de kireç hakikaten çok önemli bir argüman bunun için. Dolayısıyla kireç ve kirecin içindeki mineral maddelerle beraber toprak daha zenginleştirildi. Toprağın alkali baz durumu daha ayarlandı ve toprak daha kolay verime geçme durumuna getirildi. Kireç kullanımı bunun için çok önemli. Yani toprağın alkali ve baz dengesini dengelemek ve verimini artırmak dolayısıyla da ürünümüzü daha kaliteli hale getirmek için uygun olanların bir tanesi. Ayrıca küresel ısınma da bölgeyi etkiledi. Üreticiler kireç kullanarak bu problemi çözmeyi hedefliyor. Kar yağarsa bir şey olmaz da don olursa yakar yani. O zaman mahsul alamazsın. Bursa'nın İnegöl'le Kestel ilçelerinde bulunan ve önemli tarım arazilerinin sulanması için kullanılan Baba Sultan ve Boğazköy barajlarında mevsimin kurak geçmesi nedeniyle su seviyesi düştü. Barajın su seviyesi azalınca çöp ve atıklar da gün yüzüne çıktı. Bursa'da barajlardaki su seviyesi düştü. İnegöl ilçesinde bulunan ve Yenişehir Ovası'nın sulanması için yaptırılan Boğazköy Barajı ile Kestel ilçesindeki Baba Sultan Barajı'nda mevsimin kurak geçmesi nedeniyle su seviyesinde azalma oldu. Sonbahar şu anda zemhere girmiş durumdayız. Hala bölgemizde Uludağ'ın ilk yağdığı karın haricinde mevcut ormanlarda kar da yağmadı. Dolayısıyla tabii ki bir kuraklık görünüyor. Barajlarımızdaki su seviyelerinin düşmesinin sebebi bundan. Ama tabii ki daha önümüzde uzun bir süre var. Kış henüz yeni girmiş durumdayız. Barajların ben dolacağı ümidindeyim. Geçen yılın Aralık ayında %100 doluluk oranının olduğu barajlardaki su seviyesi bu yıl aynı dönemde yarı yarıya azaldı. Mevsimsel değişikliklerdeki bozukluk barajları da etkiledi ve barajlarda su seviyeleri düştü. Aynı zamanda su seviyesinin düşmesiyle birlikte de hem barajın içerisindeki çöpler ortaya çıktı hem de barajın içerisinde bulunan kara parçaları. Yer yer adacıkların meydana geldiği barajlarda suların çekilmesiyle atıklar da ortaya çıktı. Zamanla çevreye kötü koku yayılmasına çevre sakinleri tepki gösterdi. Barajların son hali havadan da böyle görüntülendi. Mersin'in Silifke ilçesinde yaşayanlar 1500 rakımda yetişen sandal çileğini toplayıp yiyebilmek için dağa tırmanıyor. Binbir derde deva sandal çileği, Silifkeliler çileğin faydalarını anlata anlata bitiremiyor. Şifa, şekere faydalı, her şeye faydalı.
1500 rakımda yetişiyor. Şifa saçan sandal. Türkiye'nin en önemli kış turizm merkezlerinden biri Palandöken. Palandöken'de bulunan kayak merkezlerinde otellerde doluluk oranı yılbaşına sayılı günler kala %80'e ulaştı. Sekizde kalkıyorum. Evet. Servis bizi alıyor, buraya getiriyor. Burada da öğlene kadar öğlen olunca yemeğimizi yiyoruz. Evet. Bitirdikten sonra azıcık kayıp eve gidiyoruz. Doya doya oynadılar, karın keyfini çıkardılar. Palandöken'de kayak sezonu 7 Aralık'ta açıldı. O tarihten itibaren tatilciler kayak merkezinin yolunu tuttu. Kayak sezonu Aralık'ın ilk haftası itibariyle başladı. Palandöken'de pistlerin tamamı açık. Yaklaşık 70 santim kar var. Sağ olsunlar özellikle hafta sonu moda olması münasebetiyle misafirlerimiz fazlasıyla otellerimizi doldurdu. Yeni yıl yaklaşırken otellerde doluluk oranı da arttı. Şu anda Palandöken'deki doluluk oranı %80-%90'larda. Bir taraftan da yılbaşı modu artık rezervasyonlar tamamlanmak üzere bazı tesislerin rezervasyonları %100 doldu. Yapılan ışıklandırmaların ardından Palandöken'de gece kayağı da yapılabiliyor. Tatilcilerin dikkatini en çok bu durum çekiyor. Türkiye'nin 6 ay en uzun süreli kar altında kalan bölgesi Rize'nin İkizdere ilçesinin 2640 metre yükseklikteki Ovit Dağı'nda kış turizm sporları merkezi kurulması için çalışma başlatıldı. Amatör ve profesyoneller için kayak pistleri oluşturulacak projenin ilk etabı Ocak ayında hizmete giriyor. Türkiye yeni kış turizm sporları merkezine kavuşuyor. Türkiye'nin 6 ayda en uzun süreli kar altında kalan bölgesi olan ve Bakanlar Kurulu kararıyla 2008 yılında kış turizm sporları merkezi ilan edilen Rize'nin 2640 metre yükseklikteki Ovit Dağı için harekete geçiliyor. Ovit Dağı'nın tabii bir avantajı rakımın çok yüksek olmasından dolayı burada 6 ay gibi bir sezon var. Dediğiniz gibi çoğu kayak merkezinde daha bugün kar yokken biz burada 1,5 metrenin üstündeki karda keyif yapıyoruz. Ve bu Haziran ayına kadar, Mayıs sonu Haziran'ın başına kadar devam eden bir süreç. Bu süreci olabildiği en güzel şekilde değerlendirmeyi planlıyoruz. Ovit Dağı'nda Baby Light, Telesiyeh sistemleri kurulacak. Amatör ve profesyoneller için kayak pistleri oluşturulacak. Kar motorlarıyla turlar ve kızaklarla kayak aktiviteleri yapılacak. Ovit Dağı'nda kış oyunları da düzenlenecek. Buzul Gölü'nde yüzme, kayaklı koşu ve helikopterli kayak aktiviteleri de yapılabilecek. Konaklama ve günübirlik tesislerinde hizmete gireceği Ovit Dağı, Türkiye'nin yeni kış turizm sporları merkezi olacak. Ovit müthiş bir destinasyon. Hayalimiz burayı bir kayak kasabası yapmak. Yani ben 5 sene, 10 sene sonra Ovit'in geleceği yerleri düşündükçe tüylerim diken diken oluyor. Müthiş heyecanlanıyorum. Türkiye'nin önde gelen Uludağ, Palandöken ve Kartalkaya gibi kış turizm merkezlerini planlayan ekibin çalışma yürüttüğü Ovit Dağı'nda kış turizm sporları merkezi projesinin ilk etabı Ocak ayının ortasında tamamlanıyor. Ovit Dağı'nda çalışma yürüten ekip kar motorlarıyla yamaçlarda amatör ve profesyoneller için oluşturulacak kayak pistlerinin belirlenmesi için keşif yaptı. Hep bu hayallerle yaşadık aslında. Yani Rize'de bir kayak tesisi olsun istedik ki özellikle Ovit. Ovit'in bizim için bir sürü hatırası da var. Sürekli geldiğimiz kara dokunduğumuz bir yer. Çok uzun süre kara dokunduğumuz bir yer. Hatta ben Haziran 3'ünde bile burada kayak yapmışlığım var. Ekip kar motorlarıyla dik yamaçlardan hızla çıkarak eğlenceli anlar da yaşadı. Ovit Dağı'na gelen yerli ve yabancı turistler de kar motorlarıyla yapılan gösterileri ilgiyle izledi. Bolu Manavlar ve Pazarcılar Esnaf Odası, halk pazarında ihtiyaç sahipleri için yardım tezgahı kurdu. İhtiyacı olanlar tezgaha bırakılan sebze ve meyvelerden alabiliyor. Al bakalım. Bolu'da örnek olacak bir projeye imza atıldı.
Bolu Manavlar ve Pazarcılar Odası pazartesi günleri İhsaniye Mahallesi'nde kurulan halk pazarında ihtiyaç sahipleri için tezgah oluşturdu. Esnaf meyve ve sebze yardımında bulunurken ürünler ihtiyaç sahipleri hiç çekinmeden sebze ve meyve ihtiyaçlarınızı ücretsiz alabilirsiniz yazılı tezgaha konuldu. Gelenler tezgahta poşetlere konulan sebze ve meyvelerden ihtiyaçları olduğu kadar alabiliyor. Bolu Manavlar ve Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Mustafa Altındal, vatandaşların da yardımda bulunabileceğini söyledi. Bu standa pazarcıya koyuyor, normal vatandaş da gelip alıp bırakabiliyor. Biz bunu standı yalnız şimdi dağıtmaya başlamıyoruz. Bizim burada en son ki olan müşterilerimiz var. O müşterilerimiz de kimler diye sorarsanız herkes saat 9'da 10'da evinde bir elinde kumanda televizyon seyredirken bir elinde mandalin portakal yerken o an asıl olan bizim müşterilerimiz çıkıyor. Çöpçülerinden önce çıkan müşterilerimiz yani ihtiyaç grubu olan asıl kişiler çıkıyor. Biz bunlara vermek amacıyla bu standı kurduk. Allah kabul etsin, Allah razı olsun. Türkiye'de hileli Adana kebabı satan bazı restoranların kıymanın içine soya, taşlık, akciğer karıştırmasının yanı sıra odun talaşının boyanmasıyla elde edilen toz biberini de kıymaya karıştırdığı öne sürüldü. Adana'ya has bir yemek Adana kebabı. Kebabın şehrinde yerli ve yabancı turistler bu lezzet kıymaya soya, taşlık, akciğer yetmedi, şimdi de talaş karıştırıyorlar. Odun talaşının boyanmasıyla elde edilen toz biberi de kıymaya karıştırmaya başladılar. Adana kebabın baharatı zaten toz biber ve tuz olur. Başka baharat kullanılmaz. Kayseri'nin zengin mutfak kültüründe akla ilk gelen yiyeceklerden olan pastırmanın kilo fiyatı 140 liradan 145 liraya yükseldi. Pastırmanın gram dilimi ise 2,5 liraya yaklaştı. Pastırmanın fiyatı arttı. Pastırmanın kilo fiyatı 140 liradan 145 liraya yükseldi. Antrikot pastırmanın dilimi ise 2,5 liraya yaklaştı. Pastırmanın fiyatı et fiyatlarındaki dalgalanma nedeniyle arttı. Kayseri'den sipariş üzerine Türkiye'nin her noktasına pastırma gönderilebiliyor. Hayvan Hakları Federasyonu ilk kliniğini kurdu. Osmaniye'de kurulan klinik ücretsiz olarak hizmet vermeye başladı. Haytap Hayvan Hakları Federasyonu pilot bir uygulamaya imza attı. Artık Haytap kliniklerimiz olacak. Haytap klinikte sahipsiz sokak hayvanları ücretsiz bir biçimde tedavi edilecek. Haytap'ın ilk kliniği Osmaniye'de açıldı. Korkuta'da Gençlik, Spor ve Doğa Derneği Bilim Evi'nde kurulan klinik, sahipsiz sokak hayvanları ve hayvanseverler için bir umut kaynağı olup, içerisinde röntgen sistemi, ortopedi ve birçok operasyonda kullanılabilecek malzemeler yer alıyor. Kliniği gönüllü veteriner hekimler rahatlıkla kullanabilecek. Sahipsiz sokak hayvanları için bir umut kaynağı oldu. Şehrimize bu katkıyı sağladığından dolayı Haytap'a ve Haytap bağışçılarına çok teşekkür ediyoruz. Bağışlarınız nerede kullanılıyor sorusuna işte en büyük örnek bu canımızın tedavisi olsun. Haytap Klinik açıldığı gün ilk misafirini ağırladı. Görüntüleme merkezinde klinikte tekrar tedavi edildi, ameliyatı yapıldı başarılı bir şekilde. Sokak hayvanlarını sağlığına kavuşturmayı hedefleyen klinik ücretsiz olarak hizmet verecek. Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bebek gibi bakılan bir kuzu gelecek şimdi ekranlarınıza. Henüz 50 günlük olan bu kuzunun ismi Fırtına ve 68 yaşındaki Fikret Dereçiçeği tarafından bakılıyor. Dereçiçeği Fırtına'yı bir an olsun yanından ayırmıyor. Biberi onunla besleniyor. Sahibiyle birlikte koşuyor. Hatta çay bile içiyor. Dünyanın en şanslı kuzularından biri. Çünkü el bebek gül bebek bakılıyor.
İl şöyle özetliyor. Sevgi, karşılıklı sevgi. Fırtına ilçenin de ilgi odağı artık. Görenler dayanamayıp fırtınayı... Evet, yerel manşeti bu güzel görüntülerle noktalayacağız. Yarın saat 11 olduğunda tekrar görüşeceğiz. Şimdilik hoşça kalın.